Deli divaneyim dünyaya, ya kaha, deli divaneyim. Yaşamım insanın kelamıyla kodlanırken, biz dünyalılara deli divaneyiz. Kelama hak olup indikçe, yarını kokladıkça, tohumladıkça toprağa, muktedir oldukça, aşkla geliyoruz yaşam sayfalarınıza, aşkla. Biz bu dünyaya diri olup geldik hep. Cennet dediğiniz bu yaşam bizsiz olamaz zaten. Bizi al götür bu dünyayı diriliklere diyenler çok olmuştu. Biz de dedik ki onlara, sizi alırız götürürüz de düzen yoksa dünya diriliğinde sessizlik yaşanır bu dünyada. Doğanın gücüdür insan. Bunu asla unutmayın. İnsanın ruhudur yaşamı kodlayan. Eğer insan ölü bir insansa, düren, dürülen olamayacağında bu dünyada yok olacaktır. Yoksul olacaktır. Kusursuz olacaktır. Halik olmadığında hasta olacaktır. Biz bundan doğan sonuçları bildiğimiz için bu dünyaya görevli geldiğini bildiklerimizle çalıştık hep. Göç dedikleri bir hadisedir yaşamda kodlanan. İnsanın göçüdür. Nereden nereye gider insan? Kelamdan hak olup, halik olup yarına gider canlar, yarına gider. Yaradan yaratılır dediler. Yaradan yaratılır. Yaşamdır yarattıran ama yaratılışın en önemli sistemi lekesiz bir yaşamı kodlayan, intikam peşinde koşmayan insanlıktır. Çok huzurluyuz bugün canlar, çok. Dünya dediğiniz bu gezegen 7. dürümde artık yeni bir dönemi başlatıyor. Bu yeni dönem ilmin kaleminin kontrollü biçimde yer küreye çekildiği ve yerin Kur'an'ında yeniliklerin kodlandığı bir dönemdir olacak olan ve dünyanın kulluğu başlayacak. Dünya tüm yaşamlara kuldur. Bunu iyi anlayın. Bu meclis hepimizin yarını için bu çalışmayı yapıyor. Bu mecliste yaptığınız bu çalışma entegrasyonsuz, kalem olanların lekesiz keşkeleri olmaksızın ve yarınlara varan itibarlı kodlayışlarıyla muktedir insanlığı hak sayfalıya yeryüzünü kelam olarak kontrol eden ve bu çalışmayla tüm gerçek kayıtları yaptırabilen ve çağlar boyu mutlak kul olanları kodlayan ve son altın ışık olup yer kürenin kübrasını bütün gerçek kaynaklara ulaştıran bir sistemli çalışma. Ve bu sistemli çalışmada hepimiz düzen çalışması olarak kodlanmış bu yoğunluğa iniyoruz. Dünyanın dürümlerindeki bu çalışma bizi de ilgilendiriyor. Her gezegen bugün sizinle kodlama yapıyor. Tüm gezegenlerde bu çalışmanın koklanışı var. Koklanışı. Bu çalışma tohum olarak bizlere de iniyor. Ve bizimle de bu çalışma koyu bir ışımayla kodlama olarak kayıtlanıyor. Büyük köklerimizle size iniş sebebimiz budur. Düzeni kurma gereğimiz de budur. Genişleyerek gerçekliği tohumlamak bunun için şarttır. Ve bizler sıhhatli bir görev çalışması ilmi, hakikiyeti ve yoğunluğu olarak kodlama yapmaya geldik. Sizin ilminizden bizim levhimize kodlama yapıyoruz.
huzurluyuz ki sizin gibi bir güç kalemle birlikteyiz. Bundan öte bir görev olmayacak. Ölülerin diyarı olan bu dünyada dimdik duruyorsunuz. Ve bu şükür için hepimizin gök sistemleşmesindeki yoğunluk için gereken İslam kaleminin sizden dinlenişi anlamına gelmektedir. Bizler çanı çaldığınızı gördük, yaşamı kodladığınızı gördük, Kur'an olduğunuzu gördük ve görevi sizin yapacağınızı bildik. Sizin için kolay olmayacağını da biliyorduk. Burada çok az kişinin olması önemliydi. Herkes bu meclise daimi kalem olamayacaktır. Buraya gelir, bu yoğunlukta kodlanır ve gider ama daha önemli bir görevi kodlayacak olanlar burada kontrollü olarak kayda girerler ve süreç içerisinde şafağın sökmesi ile birlikte kontrolü sayfalarlar. Düzenin kurucuları olduğunuzu biliyoruz. Ve yasaları koyduğunuza da eminiz. Yasa koyucu olmak hepimiz için sorumluluktur. Bu çoban insan kodlaması değildir. Sizler burada çobanlık yapmadığınızı hepimize anlatıyorsunuz. Yağmur hızlanıyor analar. Çok daha hızlı bir görev başlayacak. Bir tek sizin yüreğinizdeki güç tüm yaşamları sulak bir yoğunluğa ulaştıracak. Ve bundan öte bir yoğunlaşma olmayacak. Bu görev bizim ilmimizin gücüyle ve sizin yoğunluğunuzla ve toprağın topluma tohum ektiği o yaşamla gerçekleşecek. Sevgiyle sizleri kucaklıyoruz. Bizi mutlaka görevli bilin ve burada olduğumuzu, biz olarak sizleştiğimizi bilip buna kesin inanın. Aksi takdirde sizin yeşil mor dediğiniz o renklerin kürzi kapılarında dahi ışığımız söner. Bizim burada öz köklerimizle olduğumuzu bilin ve bilişinizle hakikiyetimizi güçlendirin. Hepimiz sizi kucaklıyoruz. Şevkle sizindeyiz. Teşekkür.